programına hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yayın Yönetmeni. Haftanın ünlü köşesinde bu hafta görmüş olduğunuz akıllı telefon Sony Xperia Aya'nın yer almakta. Önümüzdeki haftalarda Türkiye'de piyasaya çıkacak olan Sony Xperia Aya'na kısaca bir göz atalım. Detaylı incelemeyi ise bu hafta içerisinde Teknoblog'da bulacaksınız. Sony Xperia Aya'ın Sony'nin bu yılın içerisinde çıkarmış olduğu Xperia S akıllı telefonuyla eşdeğer özelliklere sahip, onunla yarışabilecek, boyaşabilecek teknik özellikleri bünyesinde toplayan bir telefon. Ekran büyüklüğü biraz daha fazla. Xperia Aya'nın 4.55 inçlik bir ekran var. Yine 1280x720 piksel çözünürlüğe sahip olan bu ekran LED arka aydınlatma özelliğine sahip ve oldukça iyi görüş açıları sunuyor. 323 piperlik piksel yoğunluğuna sahip olan bu ekranı gerçekten keskin, oldukça göz alıcı yazılar ve görseller sunduğunu söyleyebiliriz. Telefonda 1.5 GHz'lik çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon işlemci bulunmakta. Performansının iyi olduğu söylenebilir bu işlemcinin. Aynı zamanda 1 GB RAM barındırıyor bu cihaz. 13 GB'lık daire kullanıcı belleği var Sony Xperia Aya'nda. Aynı zamanda microSD kart yuvası sayesinde depolama alanını daha da genişletmek mümkün. MicroSD kart yuvası da 32 GB'a kadar destek sunmakta ve bu da yeterli alanı sizlere sağlayacaktır. Sony Xperia Aya'nda Wi-Fi, 3G, bunun gibi kablosuz bağlantı destekleri mevcut. Aynı zamanda Sony Xperia Aya'nda NFC desteği de bulunmakta. NFC desteği sayesinde Sony Xperia Aya'nın dosya transferi veya diğer NFC destekli uygulamaları gerçekleştirmede kullanıcılara yardımcı olmakta. Sony Xperia Aya'nın Ice Cream Sandwich'te yüklü gelmekte. Ice Cream Sandwich'in üzerinde de Sony'nin özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü bulunmakta. Doğrusunu söylemek gerekirse Gingerbread'den alışmış olduğumuz kullanıcı arayüzüne göre pek bir fark yok. Yine görmüş olduğumuz sayfada yapı, yine önceden yüklenmiş çeşitli Sony uygulamaları ve diğer uygulamalar bulunmakta. Ancak ayarlar menüsüne baktığımızda Ice Cream Sandwich'in özelleştirmelerini görebilirsiniz. Ice Cream Sandwich tarzı bir yaklaşım söz konusu ayarlar menüsünde. Telefonun arkasına baktığımızda 12 megapiksellik bir kamera var. Yüksek çözünürlüklü kamera, aynı zamanda 1080p HD video kaydına sahip. Gerçekten kamera özellikleri bakımından güçlü bir telefon gibi gözüküyor Sony Xperia Aya. Telefonun önünde 1.3 megapiksellik ikinci bir kamera var. Bu da özellikle görüntülü görüşmeler için yardımcı olacaktır. Skype, Google Talk gibi görüntülü görüşme destekli uygulamaları kullanarak video sohbetler gerçekleştirebilirsiniz Sony Xperia Aya ile. Sony Xperia Aya'nın tasarımına baktığımızda oldukça şık durduğunu söyleyebiliriz. Arkası biraz kavisli, ince ve büyük ekranına karşın bu incelik sayesinde rahatlıkla tutulabiliyor bu telefon. Telefonun hemen sol tarafında bir kapak var. Kapağın arkasında HDMI portuyla microSD portu gizli. Bunun yanı sıra telefonun sağ tarafında da kamera tuşu, ses kademe tuşu ve güç butonu yer almakta. Üstte de 3.5 mm'lik kulaklık şakı dikkat çekiyor. Sony Xperia Aya ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Telefonla ilgili daha fazla detayı bu hafta içerisinde yayınlayacağımız detaylı incelemede bulacaksınız. İncelememizi beklemenizi tavsiye ediyoruz. Gelecek hafta yepyeni bir programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.